Motor kayıt 25.500 küfürsüz olacak herhalde. Hop Ay neredeyiz? küfür edemeyiz. Da. Sonra Tamam, soruldu bu tamam. sana ne lan? Sana ne lan? Olur mu ya? Küfürü bıraktık. Tamam. Kısa bir geçici bir süreliğine. Daha öncesinde vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı. Özür dileriz. 1500. kayıt. Aynen. 1600'e inşallah. Ama sen kalkanı seviyorsun acı. Kalkanı seviyorum abi. Hani sende böyle bir İstanbul'dan kurtuluş, kalkana geliş ve 17 yıl yaşamak sevinci varmış. Biz buraya tatile geldik, kaldık abi. Tatili uzattık. 17 senedir sürüyor tatil yani. Büyük ihtimal Kaş'taki çeşmeden su içtin değil mi? Hayır abi. Burada Kaş'taki o çeşme yok. Ne işim var? Ben Patara'ya geldim zaten. Kalkana gelmedim. Patara'da? Patara'da kaldım bayağı bir süre. Ondan ne sonra yaptın başka Patara'da? At çiftliği vardı. Atlarla binicilik dersi verdik. Tur yaptık. İstanbul'dan sonra burada turizme katkı. Yok katkı değil. Burada yapacak bir iş yoktu ki biz geldiğimizde. Ne yapalım? Kaç yılda değişti? Biz böyle ne iş yapalım ne iş yapalım. Bir iş yapalım ama iş yapmayalım kafasında takıldık. Çobanlık yaptık yani işin şeyi. Çünkü yani at turu dediğin şeyi sezonda en fazla 3 ayda. Ama çobanlar iyi para kazanıyor. Şu an çoban yok memlekette. Var bir de ne var? Çoban aranıyor. Ya para kazanıyor gitti. Koyun çok da çoban yok işte. Yani evet bir de ne var? Bütün parayı kazanıyor. 12 yıl önce nasıldı Faysal burası? Abi benim geldiğimde 12 yıl önce çok iyiydi burası ya. Kalabalıktı. Aslında bizim için kötü ama turist için çok iyi. Gerçekten fiyatlar çok uygundu. Hani iğne atsan yere düşmüyor derler ya. Bu Taksim kalabalığı olur ya. Öyle güzel kalabalık ve her mekan iş yapıyor. Çok güzel bir kalabalık. İnsanlar güzeldi yani benim geldiğimde. Her gün füldü. Ama sonradan bak ben abi güzel. Şimdi ama sonradan yavaş 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 gün geçtikçe, yıl geçtikçe gözüstünün sevesi geliyor insanlara. Boku çıktı derken mekanlar mı? Hayır. Mekanlar daha üst. İşte ekonomi. Konuşmuyoruz hiç. Şöyle diyeyim o zaman. Prices'lar, o menüdeki fiyatlar yükseldikçe buraya gelişler de azaldı. Ve bak Mayıs'ın 16'sında 17'sindeyiz. Dün full boş çekildi. Bütün mekanlar boştu. Patara da boştu yani. Bak bomboş. 2-3 mekan dışı harici kimse iş yapamadı dün. Millet kendine içti. Sofra kurdu, herkes kendine Dostum, içti yani. Sen orada ato yapmasını biliyor musun? Ben yaparım. O zaman şöyle bir şey var. Kaçta dolu diyorlar abi. Abi kaç tonu kaç bizden ucuz. Ve oraya ucuz değil ya ben herkes 110 lira abi. Bira ya. 120 lira bira. Yaparmış. Öyle duydum. Bir tane yapsana. Oraya herkes gidiyor ama buraya sadece İngiliz geliyor. Orada Rus'u var, Türk'ü var, İngiliz'i var, Çinlisi, Almanlısı hepsi var. Bir de ama aradaki fark şu. Burası villa turizmi, evet. Orası apart pansiyon. Evet. O yüzden turizmi. Bizden uygunlar bir tık. Bir de artık şu villalardan dolayı da müşterinin düşme olasılığı potansiyeli yüksek. Çünkü adam abi gidiyor Migros'a. Migros bak buradaki Migros geçtiğimiz yıllarda Türkiye çapında günlük ciroda rekor kırdı. Ülke rekoru kırdı. Bir gününde yaptı ciroyla. İstanbul'daki Migros, Ankara'daki, İzmir'deki büyük Migros var ya. Onlar buranın yaptığı ciroyu yapamadı. Bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Ben buraya geldiğimde burada ne Migros vardı. Ne şok market vardı. Siz neyi konuşuyorsunuz vardı, değil mi? Anladın mı? Burada işte lokal, yerel bakkallar vardı aga. Kadilerden. Ulan CD bile yoktu. CD almaya şeye gidiyorduk. Doldurma. Fethiye'ye gidiyorduk. Al bana 5 lira doldur sana. Küfür etmem gerekiyordu ama etmedim. Neden? Bak işte. Neden? Bu sefer başaracağız bu yayını. Her şey. Video için. Şey diyeceğim. Mesela son zamanlarda kaç zaten hani bak mesela şunu ülkeyi gezerken şunu gördüm başkan. Kimle konuşsan şöyle bir durum vardı. Kaş'a geldin mi diyorum. Yok diyor ben Kalkan'a kadar geldim. Hani Kalkan'a gelip Kaş'a gitmeyen bayağı... Bu taraftan gelmiş. Fethiye'den gelmiş ama Antalya'dan gelmemiş. Yok Antalya'dan da gelen kim olursa olsun mesela Kaputaş'a kadar abi. Abi bir saniye. Hani, komutandan mesaj geldi herhalde. Kaş'la ilgili... Komutandan bir mesaj geldi diyor. Bir tane komutan yok ki. Ben nerede, ne zaman gördüm Allah, bu adamı? Yani el, bak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane farklı kız arkadaşım. Yani şimdi şeyi soracağım.
Aslan. Yani eski bir... içmeye kıyamam ben. Yani. Bize yok mu? İskender. Teşekkür ederim. Olur. Amerikalı. Eski ben bir turizmci olarak. Su alabilirsem yani. Çok severim. Ya, turizmci değil. Demin konuşuyorduk ya atlar marşlar. İşte, tamam işte onu diyorum. Ağzımıza tıktın ya. Yok tıkmadım. Yok ya tıkmadım. Şunu diyeceğim. O kadar turizm içerisinde sence eski turizm mi şimdiki mi? Hani kalite açısından yapılan artış var mı yani? O zamanki hizmetle bu zamanın hizmetinde. Abi kaliteyi ülkenin genel anlamda gidişatı, eğitim seviyesi vesaire gibi etkenler yani anladın mı? Katkıda bulunuyor. Ne kalitesi? Kalite nasıl olacak kalite abi? Yani. Anladın mı? Her şey ateş pahası olmuş yani. Tamam konuşma diyorsun da ne konuşacağız ki? Adam atıyorum 1 kilo kahve alıyor 1000 lira para veriyor abi. Ondan sonra düşünüyor bundan kaç tane Amerikan çıkar, kaç tane bilmem ne çıkar. Anladın mı? E şimdi ya boş ver bana böyle sorular sorma. Ama ben de merak ediyorum. Yani. Şey yok ama ben şunu gördüm bir de burada. Ne kalitesi yani? Ya kalite ne? Abi herkes bir şekilde sezonda sağlam iş yapıyordu. Hani bu sene için bir şey diyemiyorum ama önceki sezonlar para kazanılıyordu. Ama sorsan yine para yok. Abi bak insani kaliteyi sağlayamayan toplumlar o senin kalite dediği şeyi biraz zor bulurlar abi. Senin kendi abi şu sigaranı içiyorsun paketini izmaritini sağa sola atmayacak. Anladın mı? Millet senin... Kalkanma kokumu da daha temiz abi. Şöyle bir şey yani, var bak mesela. Balkan'da 3000 kişi yaşıyor anasını. Ama şöyle diyeyim. Kaçta şunu gördüm. Ve çok da tartıştım. Yerlisinde bak sıkıntı yok abi. Dediğim gibi eğitim sistemi diyorsun ya Hacı. Gelen turistin. Oğlum, turist döküyor. İşte turistlerin kaşı kirlettiği kadar. Hani kaçta yaşayanlar, kaçta her gün temizlik yapıyoruz. Bayraktır, amfidir vesaire. Turist geliyor, kirletiyor. Sonra yes, sir. Yamuk olmuş. Hemen düzeltelim. Bizi yamuk izliyorlarmış. Çünkü neden? Şarjımız bitmiş. Bu yayına devam edeceğiz. Görüşmek üzere.